herhalde Hoca Efendi ile yaşadığım en garip olaylardan bir tanesi. Bunu hatta bugün böyle birkaç abiyle sabah kahvaltısı yaptığımızı ona anlatmıştım da. Şimdi bizim bu böyle geri itmeleri biliyorsunuz abi. İşte Yunanistan'dan evet. izliyoruz, görüyoruz, çok üzülüyoruz gerçekten. Bana birçok abi abla ulaşıp dediler ki ya bunu biz böyle en tepeden halledemez miyiz diye. İşte başbakana ulaşsak, geri itmelerden bahsetsek, biraz işte bu olaylardan bahsetsek falan filan diye. Ben tamam hani denerim dedim. Eğer kabul ederlerse görüşürüz dedim işte. Şimdi tabii biz bu başbakanın sağ kolu benim çok yakın arkadaşım Yunanistan'da. Biz ona ulaştım hani görüşebilir miyiz falan diye işte. O da bir sorayım dedim kendisine, eğer kabul ederse görüşebilirsiniz falan. Allah'a şükür ulaştık biz, kendileri kabul ettiler. Hatta Birleşmiş bu yaklaşık bundan 1,5 sene önce Birleşmiş Milletler'de işte bir toplantı oldu. Tabii böyle bütün dünya liderleri gelip orada ulusa sesleniyorlar falan. O görüşmeden bir gün önce görüşebilirsiniz dediler. Şimdi biz tabii böyle önemli görüşmelerden önce işte Hoca Efendi'ye kesinlikle istişare ediyoruz. Efendim hani işte böyle bir görüşme olacak, hani ne lütfedersiniz falan. Hoca Efendi yani çok bize gerçekten güzel şeyler söyledi, oldu. Ve yani her görüşmemizde de çok inanılmaz şeyler söylüyor gerçekten. Ve bu bize çok yardım ediyor bu toplantılarımızda. Her neyse biz tabii bir gün önce bu görüşmeden bir gün önce Hoca Efendi oraya gittik falan. Efendim hani işte böyle bir görüşme olacak falan, ne lütfedersiniz. Hoca Efendi çok mutlu oldu, hatta çok dua etti. Dedi ki işte Enes Bey dedi, oradaki kardeşlerimizin hani o Yunanistan'a yaptığı hizmetlerden bahsedelim. Onlara işte bizim kardeşlerimizin eğitim seviyesinden bahsedelim. Onlara bir yük olmadığından bahsedelim falan filan, her neyse. Hoca Efendi bahsetti işte şöyle şunları söyleyelim, bunları söyleyelim işte falan. Ondan sonra dua etti. Ben tam çıkacağım kapıdan. Hoca Efendi Enes Bey dedi. Ben şöyle arkamı dedim. Efendim buyurun dedim. Dedi ki Hoca Efendi her ne olursa olsun dedi, geri itmelere girmeyin dedi. Ben o kadar şaşırdım ki ya, çünkü ben onu Hoca Efendi'yle yani aynen öyle, ben o Hoca Efendi'yle onu istişare bile etmedim. Yani çünkü toplantının amacı geri itmeler. Evet. Böyle güzel bir yani görüşme Sefet ayarlanmış olmuş. Başbakanla yani Yunanistan'ın birinci adamı. Düşünsenize. Adamın bir sözüyle bizim bütün oradaki kapılar açılacak. Hoca Efendi bahsetme dedi. Ben tabii şok oldum, anlayamadım. Efendim buyurun dedim. Hoca Efendi sesini yükseltti. Dedi ki Enes Bey dedi, diyorum ki dedi, her ne olursa olsun dedi, geri itmelerden bahsetmeyin. Karşıdan bile böyle bir konu gelirse konuyu kapatın dedi. O kadar yani. O kadar. Ben daha da çok şaşırdım şimdi. Her neyse efendim emredersiniz dedim, odadan çıktım. Şimdi odadan çıktım, diyorum ki Allah'ım ben... Şoktasınız da. Şoktayım hani, ne diyeceğimi bilemedim. Hani orada birkaç tane de abi de vardı işte, ben çıktıktan sonra kapının önünde. Abiler de bir şey, abiler de şöyle yaptılar bana. Direkt şöyle yaptılar. Ben o gece 2 saat 3 saat uyudum uyumadım her neyse. Ondan sonra bir daha gün talebe abilerden bir tanesi beni otele bırakacak New York'ta. İşte 1,5 saat yaklaşık Hoca Efendi'nin New York arası. Ben talebe abiye sordum. Dedim ki abi bana her gün yüzlerce abi abla geritmelerden bahset. Niye işte şey böyle yapıyorlar, niye şöyle yapıyorlarmış bir öğren falan filan. Ama burada Hoca Efendi bahsini bile etme dedi. Ben ne yapacağım? Abi... Dedi ki yapacak bir şey yok, itaat. Bahsetmeyeceksin. Tamam abi dedim. Abi beni otel... Senin için büyük imtihan abi. Abi ya. Kesinlikle düşünsenize abi. Şimdi abi... yerinize koyamadım, koyamıyorum yani, diye yani. Abi beni şeyde bıraktı. Otel önüne bıraktı, ben yukarı çıktım. Ben yukarı çıktım. Tabii odaya girdim. Benim arkamdan ilk başta bunun koruması. Ondan sonra benim arkadaşım olan sağ kolu. Ondan en sonunda başbakan girdi işte. Ondan sonra her neyse tabii odaya girdi, ayağa kalktım. Ben işte size selamlaştı falan filan. Ondan sonra oturduk biz, başladık konuşmaya. İlk 10-15 dakika falan filan işte şeyden bahsettik, işte NBA falan filan. Ondan sonra hatta biraz Türkiye'den bahsettik. Adam gerçekten aynen şunları söyledim. Dedi ki kameralar önünde yani ülkeler arası ilişkiler için hani belki poz veriyor olabiliriz ama arka tarafta çok farklı şeyler konuşuluyor Türkiye için. Artık hani Türkiye artık üçüncü bir dünya ülkesi olmaya doğru ilerliyor dedi. Ondan sonra artık hiçbir lider Erdoğan'a güvenmiyor dedi falan filan. Ondan sonra bayağı böyle bir artık demokrasi olarak bir şey hani Türkiye'de kalmadı falan filan gibisinden bayağı bir şeyler söyledi. Ondan sonra çok 10-15 dakika sonra çok garip bir şekilde adam geri itmelere girdi. Baba o. Ben bahsini bile etmedim. Şimdi ben düşünüyorum ki Allah'ım. Adamın söylediği de şu. Diyor ki
biz sizi biliyoruz diyor. Ama bizim de yapacağımız bir şey yok. Şimdi ben şu adam konuşuyor, tamam, ben şöyle yere bakıyorum, gözlerimi kapattım, dedim ki Allah'ım ben bunun bahsini bile edersem ben bir daha hoca efendinin karşısına çıkamam. Çünkü iki defa üst üste. İki defa ve ikincisinde de sesini yükselterek söyledi yani. Her neyse. Ondan sonra bu adam şöyle bahsetti. Ben kafamı kaldırdım şöyle. Adam şimdi benden cevap bekliyor. Bir şey bekliyor söylememi. Dedim ki ya dedim sence bu sene NBA'de kim şampiyon olur? Tamam mı? Adam şok oldu. Dedi ki bir sağa baktı, bir sola baktı. Anlamıyor bu ne diyor falan. Anlamaya çalışıyor şimdi adam. Her neyse. Ondan sonra adam tekrardan topladı konuyu. Tekrardan geri, ikinci kere geri itmelerden bahsediyor. Her neyse geri itmeler şöyle böyle falan filan. Ben tekrardan şöyle kafamı kaldırdım. Dedim ki ya dedim şunun çok tartışması yapılıyor. Bir de senden duyayım cevabını. Baklava sizin mi bizim mi diye. Aynen böyle sordum adamı. Adamı mahvediyorsun. Tamam mı? Adam şöyle sağ koluna döndü. Yunanca ben anlamadım tabii orayı. Yunanca bir şeyler söyledi beni işaret ederek. Ben tabii adam orada bana kafayı mı yemiş dedi. Ne dediyse. Hiç bilmiyorum ne dediğini. Her neyse ondan sonra bir onu... Bu konu kapandı elhamdülillah. Adam da bir daha şey yapmadı. Bu arada baklava Türklerin dedi bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Onu direkt öyle söyledi yani. İkimiz de yapıyoruz ama sizinki daha güzel dedi. Her neyse. Diplomatik bir cevap. Orta yer. Tam diplomatik evet. Ondan sonra bir 10-15 önümüzdeki işte ondan sonra bu sorudan bir 10-15 dakika daha işte Hizmeti ve Hoca. Yani şöyle söyleyeyim. Hizmeti ve Hoca Efendi'yi artık hani adam atılan tweetlere kadar biliyor yani. Hani ben bile Hizmeti yani. O kadar takip ediyorum. Yani Hizmeti Hoca Efendi'yi anlatalım dedim biraz. Adam neyi her şeyin farkında yani. Ondan sonra yarım saat, bir 45 dakika görüştük. Ondan sonra ayağa kalktım ben. Adam da kalktı. Dedi ki seni Yunanistan'a ben davet ediyorum dedi. Aynen böyle. Gel dedi, burada ben normalde gitmeyecektim. Yani Türkiye'ye çok yakın falan. Dedi ki ben davet ediyorum dedi. Ve güvenliğinden de biz sorumlu olacağız. İstediğin zaman sadece bize haber et dedi. Ondan sonra adam kendi fotoğrafçısıyla, çünkü kesinlikle fotoğraf falan çekilmeyeceksin dedi bize. Kendi fotoğrafçısıyla fotoğraf çekildi. Sonra o odadan çıktı. Arkasından koruması, arkasından da sağ kola çıktı. Şimdi bunlar çıktı. Odada ben tek kaldım. Tabii oturdum şöyle koltuğa. Diyorum ki Allah'ım ne büyük şansı kaçırdım. Bak Gerrit Mer'den bahsedecektik. Şöyle böyle falan. Tam ben bunları derken arkadan tam bu çıkan sağ kolu odaya geri girdi. Dedi ki çok şanslı birisin dedi. Niye dedim, hani kendisiyle görüştüğüm için mi falan filan, yok dedi. Biz seninle görüşmeden önce yan odada seninle alakalı başbakanla bir toplantı yaptık dedi. Dedim. Dedi ki aslında normalde dedi başbakan sana karşı çok bilenmiş dedi. Ben dedim ki Allah Allah, hani ben bir hata mı yaptım falan, yok dedi. Zannetti ki dedi işte sen Gerrit Mer'den bahsedeceksin, işte şöyle saldıracaksın, niye böyle yapıyorsunuz falan filan. Eğer bunun bahsini bile etseydin, bahsini bile etseydim bu son görüşmeniz olacaktı dedi. Bak bu son görüşmeniz olacak dedi ve bu sizin geri itmelere negatif olarak yansıyacaktı dedi. Ama sen bahsetmediğin, hani bahsetmeyi bırak, o bahsederdi zaman çok bile tuhaf bir şekilde konuyu değiştirdin. Baklava saçma sapan böyle baklavaymış, NBA'ymiş, şampiyonlukmuş falan, adamın kalbini çok ısıttı dedi ve bu sizin geri itmelere pozitif olarak yansıyacak dedi. Ve bizim abilerin, biz bu olaydan sonra abilerle konuştuk abim. Yüzler, kaç dedi, binlerce belki abi o olaydan sonra geçmiş şey. Yani Yunanistan'dan Avrupalar açılmış yani. Düşünsene zaman bir kişi bile mesela diyebilirsiniz ya Hoca Efendi çok böyle hani manevi bir ortamda yaşıyor. Dünya çok farklı mı dönüyor acaba falan filan. Bir deseniz, bir itaatsizlik yapsanız sizin yüzünüzden bir kişi geçemese abim belki ahiretinizi kaybedeceksiniz. Öyle yani. Allah başımızdan eksik etmesin diyoruz. O beni herhalde Hoca Efendi ile şey yapan en böyle büyük olaylardan bir tanesiydi yani. Ömer abim bizim Subhanallah'ları var. Evet. Onları çok meşhur. Abi bir de canlı dinliyorsun şu anda yani. Evet. Bunu ben kendisine daha hani anlatmadım. Tekrar anlatır mıyım da bilmiyorum abim. Ama ben çok kere gördüm Allah yani. Allah. Mesela dediğim gibi aslında çok büyük bir imtihan. Düşünsenize böyle büyük bir liderle tanışıyorsunuz. Yani sizi düşünemiyorum ne yaşadım. Abiler, çünkü ablalar her gün şeyler. Ben o görüşmeden sonra bile ben dedim
bana sordular. Ben bunu tabii insanlara çok anlatmadım sağda solda ama. Dediler ya çok güzel görüşmüşsün, anlattı mı, ben anlatmadım dedim falan. Birçok çok hani sert çıkanlar bile oldu ya, bana. Dediler o fırsatı ki, kaçırdın gibi. Niye anlatmadın, işte boşuna mı gidip görüştün adamla falan filan diye bana. Ben de tabii hani bunu söylemedim efendim. Hani hoca evet efendi ya, şöyle böyle yaptı diye de söyle diye de. Düşünsenize abi, Allah korusun ya, bir itaatsizlik yapsanız bir kişi geçemese sizin ama yüzünüzden. Ama imtihanınız büyükmüş abi. Orada bayağı ya, orada konu kapansa hakikaten tamam diye toplantı veya bir daha bu diyalog vesilesi oluşmasa. Yunanistan'a davet etti ve gittiniz zaten sonrasında evet, galiba. Sonra gitti. Ya o devam etti o diyalog. O devam etti. Hatta şu anda Allah'a şükür hem bunu çok yerde şey yapmadım ama Göç Bakanı'yla görüştük. Adalet Bakanı'yla görüştük. Şimdi inşallah Sağlık Bakanı'yla görüşeceğiz falan. Onlar da sizin eve geliyorlar mı? O seviyeye geldiniz mi? Oraya var. Restoranlarda görüşüyoruz. Restoranlarda görüşüyoruz. Ama Allah'a şükür ya, o görüşmeden sonra evet, tamamen böyle Yunanistan kapıları sonuna kadar açıldı elhamdülillah. Ama orada yani şöyle söyleyeyim, bu yani o bizim için herhalde şu ana bizim hizmetimiz için yapılan en büyük görüşmelerden bir tanesiydi yani. Evet. Ama Allah'a şükür ya, mesela oradaki Yunanistan'daki abiler arayıp söyleyebilirsiniz yani. O olaydan sonra işte binlerce insan tık diye geçmiş yani. Abi. Subhanallah. Evet. Büyüklüğüne bir defa daha şahit oluyoruz. Özel bir insan olduğuna bir daha şahitlik ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin.